Ve iki sosyal medya fenomeninin canlı yayın atışmaları efendim. Maalesef kötü bitti. Kamuoyunda biri Pala Baba, diğeri ise Medyum Recep olarak tanınan iki fenomen Ankara'da birbirlerine girdiler. Pala Baba'nın canlı yayın açıp hakaret ettiği Medyum Recep arkadaşlarıyla birlikte gitti ve onun kapısına dayandı. Dışarıya çağırdığı Pala Baba'yı öldüresiye döven Medyum Recep o anları sosyal medya hesabından paylaşınca da hemen gözaltına alındı tabii. Pala Baba hastaneye, Medyum Recep de adliyeye sevk edildi. Cehennem soğudu. Şimdi senin neren yanacak? Ben onu Şaklaban'a giydireceğim şartıya. Ankara'da şartıya. Pardon o mafya o. Recep Kaplan'ın namusuna dil uzatan Pala. Sosyal medyada kabadayı tavırlarıyla fenomen olan Pala'nın sona tarlanması az daha sonu olacaktı. Onu öldüresiye döven isimse bir dönem magazin medyasının vazgeçilmezi haline gelen Medyum Recep Kaplan'dı. Benim adım İmparator Pala Baba. Akıllı ol, aklını alırım. Hele gider midir yemez bizde. 7/24 Recep Kaplan'ın anasına, avradına, karısına küfür eden Pala. Pala buyur. Uzatma. Uzatmıyorum. Recep Kaplan kendisini sürekli hedef alan Pala'yı nasıl dövdüğünü de sosyal medya hesabından paylaştı. Neden özellikle Pala Baba? Neden beni özellikle takip ediyorsun? Bir daha benim adımı, karımın adını, çocuklarımın adını anarsan yayındasın, anlat. İnsanların değer midir lan bir sosyal medya için benim namusuma dil uzatmak? İlhan abime de Cenab-ı Allah'tan Şafi ismi şerifi hürmetine, şu mübarek cuma günleri el yüzü suyu hürmetine acil şifalar diliyorum. Bir dönem barışan iki fenomen arasındaki husumet çok eskiye dayanıyordu. Yakıyordun lan beni Recep Kaplan. Şu af çıkması yakıyordun beni. Bırakacağım mı seni? Bekle bekle oğlum biraz bekle. Pala Baba lakaplı fenomen en son yayınında yine Recep Kaplan'ı hedef aldı. Çılgına dönen Kaplan henüz yayın bitmeden Pala'nın kapısına dayandı. Yayında arkasından konuştuğu medyumu karşısında gören Pala Baba şoke oldu. Pardon o mafya o. Mutfaktan bıçak alıp dışarı çıktı. Ama Medyum Recep ve arkadaşlarından yedi dayaktan sonra yerden kalkamadı. 7/24 Recep Kaplan'ın anasına, avradına, karısına küfür eden Pala. Pala buyur. Uzatma. Uzatmıyorum. Ha, yayındasın anlat. İnsanların değer midir lan bir sosyal medya için benim namusuma dil uzatmak? Hala konuşuyorsunuz. Pala yerde kıvranırken bile hakaretlerini sürdürdü. Medyum Recep kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yani bir nevi kendini ihbar etti. Recep Kaplan'ın namusuna dil uzatan Pala. Recep Kaplan gözaltına alınırken İlhan Demirci hastaneye kaldırıldı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakılan Kaplan yine kendi hesabından canlı yayın açtı. Şükür bitti. Serbest bırakmadık. Şu an arabaya doğru gidiyoruz. Oradan eve geçeceğim, ofise geçeceğim, yayın açacağım, görüşürüz. Bu saldırı Pala lakaplı fenomenin başına gelen ilk olay değildi. Geçen sene İzmir'de yaşarken yine bir kişiyle atışmış, evinin adresini vermişti. Karşı taraf kapıya dayanınca da polisi arayarak kurtuldu. Tamam hadi gel lan gel bekliyorum hadi gel. Hakikaten Mahallesi 166 dolu. Şu anda evime... Kim ediyor?